Burçlarla sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 27 Mart 2 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet bu hafta yeni ay doğacak. Salı günü sabah erken saatlerde 5.57'de 7 derece Koç burcunda yeni ay doğuyor. 9. evinizde doğacak bir yeni ay. Yılın bu dönemlerinde özellikle sizin için biraz daha böyle yenilikleri, yeni konulara merak, yeni bilgileri öğrenme, yabancı kültürlerle ilgili konular, yüksek öğrenim, akademik konular, medya, yayıncılık faaliyetleri, uluslararası işler, seyahatler gündemde olabilir. Bu yeni ayda da evet bu alanlarda hareketlilikler var. Venüs de Koç burcunda, biraz daha heveslisiniz. Özellikle geçmişte yapmak istediğiniz, tamamlayamadığınız, yarım bıraktığınız veya geçmişte deneyimlediğiniz ama çok hoşlandığınız bir şeyi, bir seyahat olabilir bu, herhangi bir konuda bir eğitim olabilir. Bununla ilgili tekrar karşınıza fırsatlar çıkabilir. Evet, Mars Boğa burcunda hafta boyunca. Dolayısıyla enerjinizi kariyerinize ve genel anlamda görev ve sorumluluklarınıza yöneltiyorsunuz. Hafta ortasında çarşamba, perşembe, cuma akşamına kadar olan süreçte Ay Boğa burcunda olacak. Bu dönemde özellikle aile büyükleri, ebeveynler, onlarla ilişkilere biraz dikkat edin. Üstlerinizle veya otorite pozisyonlarıyla ani gerilimler, çatışmalar olabilir, biraz agresyon olabilir. Bunları dengelemeye çalışmakta fayda var. Hafta sonuna baktığımızda Ay ikizlerde olacak. Merkür de 31 Mart'tan itibaren Boğa burcuna geçiyor. Evet, hafta sonu daha hareketli enerjiler var. Sosyal çevrenizle ilgili konular gündemde olabilir. Merkür Boğa burcunda ilerlerken özellikle sizin için biraz daha hani kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili fikirler, düşünceler yoğunlaşacak gibi. Bu anlamda bilgi toplama, bazı toplantılar, görüşmeler olabilir, eğitimler olabilir. 10 Nisan'dan sonra Merkür Retrosu başlayacak. Dolayısıyla Merkür yavaş yavaş hızını azaltacak, duraklayana kadar yavaşlayacak. Bu dönemde biraz da bazı şeylerde acele etmeden daha yavaş hareket edebilirsiniz. Özellikle kariyerinizle ilgili konularda. Alacağınız teklifler olabilir, üzerinde çalıştığınız işler olabilir. Bunlara daha güvenli yaklaşmanız, fazla riske girmeden hareket etmeniz, bazı şeyleri gözden geçirerek karar vermeniz çok daha doğru olacaktır sevgili aslanlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.